Huzurun tatlı şehri Mustafa Kemal Paşa'dan herkese merhabalar. Haftanın dolu dolu geçen yeni gündemiyle karşınızdayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Paşa'da coşku ve sevinçle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Paşa'da birbirinden renkli, anlamlı görüntüler eşliğinde kutlandı. Kortej yürüyüşü ile başlayan coşku Adnan Menderes Meydanı'nda adeta zirve yaptı. Haydi! Ya Allah! Nisan'da makamını ve tüm birimleri çocuklara devreden Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar ve çocukların buluşması çok özel anlara sahne oldu. Arkadaşlar canla başla Mustafa Kemal Paşa için çalışmaya devam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en güzel görüntülerden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'da yaşandı. Başkan Mehmet Kanar başta olmak üzere tüm yetkileri üstlenen çocuk başkan ve ekibi sevgide, hizmette sınır yok diyerek çalıştılar. Bizim tüm çocuklarına imkan verdiği için ben de hem Atatürk'ümüze hem de bütün gazi şehitlerimize rahmetle minnetle alıyorum. Bu manada sizlere de burada ağlamaktan gurur duyuyorum. İnşallah büyüdüğü zaman da asıl sahip olarak burada size teslim ederiz tekrar. Asleden teslim ederiz. Hem bugününüz hem bundan sonraki yıllarınız hep böyle huzur dolu, başarılı geçsin diyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Şan şeref dolu 100. yılını kutlamaya hazırlanan Mustafa Kemal Paşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu dağıtılan özel bayraklarla perçinlendi. 99. yılında 99 gençle Ankara'ya çıkarma yaparak herkesin takdirini toplayan Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gurur dolu 100. yıl için kutlama hazırlıklarını başlattı. Bu kapsamda özel hazırlanan bayrakların dağıtımı esnafların ve vatandaşların büyük ilgisini topladı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar'ın artık iş zamanı, icraat zamanı diyerek başladığı hizmet yolculuğunda 3 yıla sığdırılan ve 100 yıla damgasını vuracak çalışmaların bazılarını sizlerle paylaşıyoruz. Artık icraat zamanı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar, başta Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi eksikleri ve sağlık yatırımları için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Sağlık alandaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Devlet Hastanesi'nin personel ve teknik eksikliklerinin giderilmesi ve diğer sağlık yatırımları noktasında özel ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Devlet hastanelerimizle ileri seviye sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi, geri dönüşümde örnek alınan, takip edilen çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Reklam brandaları artık çöp değil. Sıfır Atık Müdürlüğü kullanılmayan afiş ve brandaları değerlendirerek yepyeni çantalar üretti. Yani dolaşık atıklarımız artık bir kullanılabilir malzemeye dönüştü. Bundan sonra da bu tür projelerimiz devam edecek. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okulumuz işbirliğiyle daha birçok proje imza atacağız. 23 Nisan coşkusu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde doyasıya kutlandı. Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerimiz 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşayıp çocuk bayramını sevinçle kutladılar. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar önce belediye meclis üyeleriyle ardından Mustafa Kemal Paşa Belediyesi saha personelleriyle iftar yaptı. Belediye meclis üyeleri ve saha personelleriyle iftar yapan Başkan Mehmet Kanar, Mustafa Kemal Paşa'nın görünmez kahramanları saha personellerine teşekkürlerini iletti. Mustafa Kemal Paşa'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli tarım markası yapmak için yürütülen çalışmalar çeşitlenerek ve artarak sürüyor.
domatesi, kırmızı biberiyle ünlü bereketli toprakları katma değeri yüksek yeni ve farklı ürünlerle buluşturmak için çalışmalarını aralıksız yürüten Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Mustafa Kemal Paşa'da toplam 45 dönüm araziye bamya desteği sağladı. Köyümüzde arazilerimiz bomboş duruyor. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza Behram Muhtar olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.